Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıya ne yapsam diye düşünenlere, değişiklik arayanlara şahane bir kahvaltılık sebzeli çörek tarifi vereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İşte tarifim. Karıştırma kabına 2 tane yumurta ve 1 yemek kaşığı şekeri alalım. Çırpıcıyla karıştıralım. Daha sonra üzerine bir paket instant maya ilave edelim, karıştırmaya devam edelim. Üzerine bir su bardağı ılık su ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Bir buçuk su bardağı ılık süt ilave edip karıştıralım. Son olarak üzerine 2 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Daha sonra üzerine streç filmle kapatalım. 10 dakika mayalanmaya bırakalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Şöyle bir karıştıralım ve havasını alalım. Hamurumuzun üzerine 150 gram beyaz peynir, 1 tane küçük küçük doğramış olduğumuz kuru soğan, 1 tane orta boy rendelenmiş patates, 2 tane küçük küçük doğranmış yeşil biber, 1 tane küp küp doğranmış domates, 1 tane küçük küçük doğranmış kapya biber, 1 tutam maydanoz ilave edelim ve spatula ile güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Pişirmeye geçebiliriz. Uygun bir tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Daha sonra hamurumuzdan tavanızın büyüklüğüne göre çok kalın olmayacak şekilde dökelim. Ben 2,5 kepçe döktüm. Daha sonra kapağını kapatalım. Orta ateşte kontrollü bir şekilde kızarmasını sağlayalım. Evet arkadaşlar, çöreğimizin altı kızardı. Servis tabağını hafif yağlayalım. Altı pişen çöreğimizin üzerine kapatalım. Dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Daha sonra kapağını kapatalım. Altı da piştikten sonra servis tabağına alalım. Kalan hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, kahvaltılık sebzeli çöreklerimiz hazır. Yumuşacık, içi hamur kalmayan lezzetli çöreklerimiz oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki birbirinden lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.